Partimizin bu noktada Sayın Gülten Kışanak'la birlikte beni Ankara'da Büyükşehir Belediyesi eş başkan adayı olarak göstermesinin birçok açıdan anlamı olduğu görüşündeyiz. Yani bunu herkesin görmesi gerekir. Gülten Başkan'ın zaten kendi beyanatında bunlar vardı. Ama ben de özellikle meseleleri barış içerisinde, demokrasi içerisinde, insan haklarından yana bir tutumla çözme konusundaki kararlılığımı hep ifade etmişimdir ve bu kampanya boyunca da bunu sürekli zaten ifade ediyoruz. Dolayısıyla hem iktidarın hem diğer partilerin hem de halkımızın özellikle bunu böyle anlaması lazım. Yani Ankara halkının Türkiye'nin sorunlarını demokrasi ve barış içerisinde çözecek siyasetçilere ihtiyacı olduğunu görmesi gerek. Ya kesinlikle bunu pozitif bir mesaj, bir fırsat olarak görmeli. Çünkü Gülten Kışan'a Ahmet'te Büyükşehir Belediye eş başkanı olarak gerçekleştirdiği hizmetler çok ciddi hizmetlerdir. Diyarbakır halkının takdirini almış hizmetlerdir. Gülten Başkan'ın ilk mesajı aslında çok anlamlıydı. Ahmet'ten Ankara'ya, Ankara'dan tüm Türkiye'ye toplumsal barış köprülerini kurmak için aday olduğunu söyledi ve elbette ki biliyorsunuz kadın özgürlük mücadelesinde çok önemli katkıları olan, mücadelesiyle sürekli olarak kadın özgürlüğü noktasında mücadele eden bir arkadaşımızdır Gülten Kışanak. Yani Ankara'ya kadın elinin değmesi gerekiyor. Siyasetin mor demi sloganıyla Ankara'da bir kampanyada yürütülüyor biliyorsunuz Gülten Kışanak adına. Bence bunların tamamını bir yan yana getirdiğimizde aslında partimizin paradigmasına uygun aday profilleriyle halkımızın karşısına çıkıyoruz. Ve verdiğimiz mesajlar da çok açık. Şimdi burası bu ülkenin başkenti ve 2017'den beri bu ülkenin rejimi değişti ve bu başkentte tek bir kişi tüm Türkiye'yi yönetiyor. Biz buna tek adam yönetimi diyoruz, tekçi bir otoriter rejim diyoruz. Tam da buna karşı aslında yerel yönetim anlayışımızla karşı çıkıyoruz. Diyoruz ki tam tersinin olması gerekir. Türkiye'deki yerel yönetimlerin idari, mali ve siyasi açıdan özerk olması gerekir. 85 milyonluk bir ülkeyi tek bir kişiyle yönetemezsiniz. Seçeceğimiz belediye eş başkanları da tipik standart belediye hizmetlerini yapma dışında ne yapacak? Hiçbir şey yapamayacaklar. Zaten yapamıyor. O nedenle bizim yerel yönetim anlayışımız toplumcudur, kadın özgürlükçüdür, ekolojiktir. Halkımızın katılımına dayanır. Ve elbette ki Türkiye'de Türkiye'nin çoğulcu anlayışına uygundur. Hem etnik, hem inançsal, hem dilsel, hem farklı kimlik ve kültürleri yansıtması açısından en uygun yerel yönetim anlayışıdır. Kaldı ki bunu hani biz icat etmedik. Bu dünyada zaten uygulanıyor. Kalkınma ajansları modelini AKP uygulamaya koymadı mı? Şu anda bunu zaten yapmıyor mu? Yapıyor zaten. Büyükşehir Belediyesi ile başlayan bu süreçte aslında devam etseydi bu noktaya gelmeyecek miydi? Gelecekti. Sonra Türkiye makas değiştirdi. Vazgeçti. Yetkileri yerele indireceğine tam tersini yaptı. Merkeze topladı. Peki bu merkeze toplanan yetkilerin sonucunda Türkiye son 20 yılda ekonomik olarak 17. ekonomiden 23. ekonomiye düşmedi mi? Düştü. İşsiz sayısı artmadı mı? Arttı. Emeklilerin aldığı asgari aylık yarı yarıya küçülmedi mi? Küçüldü. Hangi göstergesi düzeldi Türkiye'nin? Bu tarz bir yeni yerinden yönetim modeline geçilmediği sürece Türkiye sorunlarını zaten çözemez. Yani katılımcılık ilkesiyle biz ancak bu sorunları çözebiliriz. Hani bunları özellikle gerçekten ifade etmek isterim. Yeni bir yerinden yönetim modelini ortaya koymadan siz yerel yönetimlerde istediğiniz kadar vaatte bulunun. O vaatlerinizin %90'ı Ankara'nın imzasına kalmış durumda. Ankara o imzayı atmadığı sürece sizin o vaatlerinizin hepsi boştur. Yani insanların bunu anlaması gerek. İşte Ankara'nın imzasının az olduğu, belediye meclislerinin imzalarıyla hayata geçecek yeni modeller öneriyoruz. Daha nasıl anlatalım bilmiyorum. Yani. Ya ben şunu ifade edeyim. Açıkçası biz adaylığımız açıklandıktan sonra birçok çevre açık açık şunu söyledi. 2019'da aday çıkartmamıştınız. Parti olarak sizi eleştirmiştik. Birçok insan hani yüreğimize taş bastık. Gittik, muhalefeti destekledik. Fakat son 5 yılda gördük ki
aslında çok fazla değişen bir şey yok. Sandığa gitmeyecektik diyorlar. Şimdi ama DEM Parti'nin adayı çıkartması sayesinde sandığa gideceğiz ve size oy vereceğiz diyor. Bu azımsanmayacak sayıda insanın bu şekilde sandığa gideceğini söyleyebilirim. Tam da halkımızın istediği gibi adaylarımızı çıkartmış durumdayız. Eski ülkücülerin birbirleriyle yarıştığı veya yarışmış gibi gösterilen bir ortamda emekten yana, özgürlükten yana, barıştan yana, insan haklarından yana, halktan yana bir belediyecilik anlayışıyla sol sosyalist, sosyal demokrat camianın oy vereceği insanlarız bizler. Özellikle kadın hareketlerinin, gençlik hareketlerinin, sosyal demokrat hareketin, solcuların, sosyalistlerin, LGBT'yi artıların, ötekileştirilen tüm toplum kesimlerinin, kadınların, emeklilerin, emekçilerin oy vereceği insanlarız. Yani dolayısıyla bence biz Ankara'ya gerçek anlamda bir sol seçenek sunuyoruz. Ya biz Ankara için DEM Parti gerçek bir seçenektir. Hani tüm Ankaralılara bize oy vermeye sizin aracılığınıza davet ediyoruz. Yerel yönetim anlayışımızla, kadın özgürlükçü yaklaşımımızla, toplumcu belediyecilik anlayışımızla bütün bunları talep ediyoruz. Biz gerçek bir seçeneğiz. Gerçek bir sol, sosyal demokrat, sosyalist seçenek arıyorsanız, kadın özgürlükçü seçenek arıyorsanız, çevre dostu, ekolojik, gençlerin, emeklilerin sorunlarıyla ilgilenecek, kimseyi ötekileştirmeyecek bir belediyecilik anlayışı istiyorsanız ve herkese eşit davranacak, özellikle dezavantajlı grupların sorunlarıyla ilgilenecek bir belediyecilik anlayışı istiyorsanız DEM Parti'ye oy vermelisiniz. DEM Parti Ankara için gerçek bir sol seçenek.